Emir Bey, Selin, kusura bakmayın. Affınıza sığınarak hafta sonu rahatsız ettim sizi. Ya aslında ben de hiç sevmem böyle teklifsizlikleri ama... neticede burası patronun da evi sayılır. Ama mesele çok acil, mesele çok mühim. Leyla teyze mi? Çok belli oluyor mu ya? Evet, Leyla teyze ile ilgili. Muharrem Bey, bizim bu konuyla nasıl bir alakamız var peki? Şöyle ki... ben kendisine kalbi duygular beslemekte olup... aynı zamanda kendisini tanımaya çalışıyorum. Siz de hukukunuzdan dolayı bir ailesi sayılırsınız tabii. Yalnız düzelteyim, bir yanlış anlaşılma olmasın. Onlar sadece bu evi bize sattılar. O kadar. Hepsi... Demir Beyciğim yani... Evet ustam, aynen. Biz hatta ailecek görüşüyoruz. Ayrıca Demir'in de halası sayılırlar. Ha, işte siz de takdir edersiniz ki... onlar çok iyi bir aileden geliyorlar ve doğal olarak da varlıklılar. Bense bir garip adamım. Ama gönül ferman dinlemiyor. Bunu en iyi siz bilirsiniz Demir Bey. Sonuçta aşk ne yaş, ne sınıf, ne de yasak dinliyor. Değil mi Demir Beyciğim? Ama siz diyorsanız ki usta haddini aşıyorsun, o iş olmaz. Şimdi Muharrem Bey ben... Ustam, ben sizi Leyla teyzeyle çok yakıştırıyorum. Bu çok tatlı biri. Evet, iki kardeş bazen enteresan olabiliyorlar ama... üzerinde çok iyi insanlar. O yüzden sen boş ver bunları. İkiniz çok mutlu olun. Şimdi... Muharrem Bey ben... aslında prensiplerim gereği... bu meselelere pek karışma taraftarı değilim. Herkesin özel hayatı sonuçta. Ama siz... diyorsanız ki... niyetimde ciddiyim... bize de... mutluluk dilemek düşer. Çok teşekkür ediyorum Demir Bey. Takdir edersiniz ki Leyla Hanım'ın babası hayatta olmadığından dolayı... sizin onayınız benim için çok önemliydi. Ağır gel. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz ustam. Şimdi buradaydı, nereye kayboldum? Ay ilahi Demir ya, sen şimdi mi fark ediyorsun? Neyi?